Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü açtı programıyla işte tekrar birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İsmail Salih Sert. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı konuğun e, stüdyoda yanımda. Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Hoş bulduk efendim. Mavi gömleğiniz çok çarpıcı. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun efendim. Maviyi sever misiniz? Kırmızısını aradım ama bulamadım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bana mı bakıyorsunuz efendim? Tarif ediyorsunuz. Bugün bir komşu diyor ki bayrak gibisiniz diyor. Kırmızı beyaz ya evet. şeyler. Şeref duyarım dedim efendim üzerimde taşıyorum. Evet canlı renkleri seviyorum ben hakikaten. Şimdi efendim. Ama biz o öğrenciler gibi bir canlı olur muyuz bilemiyorum okullar açıldı biliyorsunuz dersiyle başladı Hayırlı olsun Hayırlı olsun 18 milyon öğrencimiz varmış efendim Evet 18 milyon okullara koştu cıvıl cıvıl ee, öğrenciler o sesleri o canlılığı görünce insan hakikaten çok seviniyor İsteyerek severek okula gidiyorlar bir de anneler babalar ellerinden tutarak götürüyorlar Milli Eğitim Bakanımız da bir, bir tabii konuşma yaptılar ...gün dolayısıyla bir konuşma yaptılar ama... ...genelde büyük merkezlerde konuşuluyor... ...yani ya İstanbul'da ya Ankara'da ya İzmir'de... ...hep böyle dek geliriz Milli Eğitim Bakanlarına... ...acaba böyle taşrada çıkıp bir yerde konuşsa nasıl olur diye... ...aklıma bir soru geldi size söylesem ne olur... ...siz Anadolu'lusunuz ben... ...Şark'ta Van'lıyım... ...hiç görmedim Milli Eğitim Bakanını yakından... ...pardon ama sonradan gördüm... ...çünkü bir millet Milli Eğitim Bakanımız vardı... ...doçent doktor Hüseyin Çelik... ...benim hemşerim AK Partili evet, vekil... Evet o milletvekili oldu efendim, ee, bakan oldu. Onu görmüştüm ama ilerleyen yaşlarımda İlkokulda okurken hiç denk gelmedim efendim. Şimdi aslında oraya ben de takılıyorum. Yıllardır takılırım. Evet. Her eğitim yılı açılışında benim kıskançlık öğrencili... mı yapıyorum diye en yapıyoruz diye. Evet. Yani öğrenciliği biz çoktan kapattık. En son öğrenci 1974'teydi. <laughs> Maşallah. Efendim Sultanahmet'te evet. ticari ilimlerde okurken. Hı. O da yani Sakalı bıyığı çıkmış bir öğrenciydim o zamanlar. Ama öteki öğrencilik yıllarımız bizim 1961 yılıyla beraber kapandı. Bitmiş. Evet. evet. Hayat okulunda okumaya başladık. İşte bazı şeylerde de ilave ettik eğitim almak için. Hayat okulu çok önemli ama. Önemli. Eğitimin içinde hayat geçmeli, değil mi efendim? Evet. Eğitimin en büyük noksanlarından bir tanesi o sanki içinden hayat geçmiyor. Bana öyle gibi geliyor. Çok kuru eğitim o zaten. İçinden öteki hayat geçmesin mi? mi? E evet, öteki öğretim. Öyle mi efendim? Tabii. 2 4 evet. öğretim. Eğitim kişilik kazanma çalışmasıdır. Evet. Yani bunun içinde her türlü adab-ı muaşeret de var. Ya. Her şey eğitimde. Hmm. İnsan haklarını hazmetme de var. Eskiler ne derlerdi efendim? Talim terbiye mi derlerdi? Tâlim, Doğru bir terbiye. ifade midir evet, o? Evet. 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 Talim te, terbiye işte o. Evet, terbiye benim dediğim eğitim olan terbiye. Evet. Talim talim öğrenme işidir. Hı -hı. Öğretimdir yani. Evet. Adına talim dememişler de öğretim demişler. Öyle evet. olsun diye. Evet. Şimdi bazı e, devlet kanallarının da spikerlerinde bakıyorum. E, bazı kelimelerin hastası. Öykü aşağı, öykü yukarı inatla yani bir cümlenin içinde iki defa öykü kullanabiliyorlar. Hı. Nasıl bir ustalık? Kim yetiştirdi bunları bilmiyorum. Yani bunlar yani. herhalde bir diksiyoner eğitimi aldıklarını zannederim ben. Bir kurs vermişlerdir Tabii. bunlara. Evet. Belki bunlar da şimdi diksiyonerlik eğitimi veriyorlardır Tabii kendileri. Tabii ho hocadırlar. Abi. Hoca hoca adamlar var. yani veya hanımlar adamlar. ve adamlar. Evet. 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 Öykü yukarı hanımlar da adam Allah <laughs> Bey yani. <laughs> Öykü yani. yukarı, öykü aşağı. Evet. Bir hikaye diyemiyorlar değil mi ya? Bir hikaye diyemiyorlar yani. Yok. Bir de onu de ya. Ne olur? Hani başka yabancı kelimeleri bol bol kullanıyoruz. Evet. E, operasyon diyorsunuz. Evet. Her cümlenizde operasyon var. Operasyon Türkçe değil ki. Doğru. Ama yok. Operation. Türkçe. Harekat de. Evet. Harekat yani harekat daha büyük. Yok da evet. harekat. Tabii, tabii Operasyon da demek büyüğü de küçüğü de operasyon. Evet. Ameliyatı da operasyon diyoruz. Hı hı. Peki onu ondan ayıran nedir? Bak birinde harekat diyor, birinde ameliyat diyor. Evet. Demek ki ameliyatı duysak bir bıçak meselesi var demektir. Kesip <laughs> biçme var demektir. Çok güzel. Hayır farkı da öğrenmiş oluruz. Evet. Yani ameliyat olan adama da operasyon geçirdi diyoruz. Ee, askeri operasyonlara da operasyon diyoruz farklı şeyler her şeyi böyle paketleyip hani sala koyup sele vermişsin sanki dilimizi böyle Dil, şey olur mu efendim dilin evet. güzelliği o dille konuşan kimse bir şey ifade ederken karşısındakine şöyle mi diye sordurmayacak ifade olması lazım yoksa operasyon ya filan bir operasyondan geliyor falan yani ameliyat mı olmuş Yok yok, bu teröristlerle ilgili şey. Ya, soru sorduruyor bakın. Halbuki birinde harekat diyorsun, ha harekat demek, tamam. Bir şeyde, askeri sahada Tabii. yapılan bütün hareketler, harekat. Evet. Öteki operasyon dediğimizde, ameliyat dediğimizde, ha bu bir insanın bir ameliyat geçirmesi olayıdır gibi... Yani bu soru bir... sordurtmayan cümle dediniz. Az soru sordurtan. Az, az soru, soru evet. sordurtan. Veya sordurtmayacak Keşke abi, sordurtmasa. Bu da o müthiş bir şey yani? ya. Evet. Bu da müthiş bir şey ya. Evet. Yani müthiş bir şey. Şöyle söyleyin Eski falanca yurt e, öğrencilerimizden, mezunlarımızdan. Evet. Ya bir istedi ki eski e, bilmem şu yurt mezunlarımızdan diyen diyeceğimize. E, şu yurt mezunlarımızdan diyelim oraya. Eski koymanın bir anlamı yok. Abi. Fazlalık dedi. Çok haklı. Sizi evet. tebrik ediyorum. Dedim evet. bana bir şey öğrettiniz. Evet. Ciddi söylüyorum. Bu hatayı ben yaptım. Evet efendim. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'ndan bir girelim efendim. Şimdi Milli Eğitim Bakanı neden Anadolu'ya gitmez benim, benim yıllardır gitmez hasretini çektiğim şu. Evet. Siz de anladığım kadarıyla bu do Vallahi konuya ne dokunacaksınız. Abi. Evet. Yani bakarım eğitim yılı açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin neredeyse yüzde yirmi beşinden fazlası na yakını evet. veya 25'le acık düşü 25'ten fazla değil de düşü nüfusumuzun 81 milyona göre öğrenci tabi üniversite öğrencisidir öğretmendir vesaire falan hepsi evet. eğitim evet. ordusu yani eğitim ordusu tabi yani Yunanistanı basıp geçiyor nüfusunda <laughs> nereden aklınıza getirdi? Evet. <laughs> Hakikaten öyle. Sadece okul mekte, değil mi? Mektep çocuklarımız İsviçre bile... falan filan Avrupa Birliği'ndeki devletlerin kaçını birden bir araya getirseniz bizim dün eğitime başlayan eğitim ordumuzun nüfusunu gene bulamazlar. Doğru. Şimdi eğitim yılı açılır Ankara'da bilmem hangi okulda merkezdeki Ankara merkezinde Çankaya İlk Öğretim Okulu efendim. Evet. Peki. Onu ben ezberledim. Çok kıskandım. Kaç tane bakan gitti orada açıklama yaptı ya. Niye ya? Ben ne bileyim ha. Şimdi bu çocukların hepsi ya bu memlekette fırsat eşitliği var diye yıllar yılı çocuklara derse söyleseniz bir defa gidip de Posof'un, Damal'ın, Şahnalar'ın, bilmezler o Şahnalar'ı. Rusudur'a yakın yerler bunlar. Veya çıldırın bir köyünde, bir devlet büyüğü, bir şeyi başlatsa ya, evvela valisi gitse ya, hani diyor ya şimdi büyüklerimiz, fazla kravatlı gezmeyin, insanlara sıcak bakın, insanların kalbine dokunuş yapın diyor ya, ya çocuklar desinler ki bizim köyümüze, eğitim yılı için vali geldi, Demek ki bizim köyümüzün ilde vilayet merkezinde bir esamesi var ya. Benim onlardan farkım yok desin. Dünkü eğitim yılında benim kulaklarım hep bunu aradı. Eğer bir sayın vali bey gidip de bir köyde efendime söyleyeyim böyle bir açılış yaptıysa sayın valilerimizden birisi hepsini saygı ve hürmetle anmak istiyorum. Lütfen ulaşsınlar ya. Veya e, özel kalem müdürlere ...telefon ettirsinler ya. Bizim valimiz işte... ...Bulgar hududundaki... E, ...Keşirlik'te... Hı -hı. söyleyeyim ...Dereköy'de... ...Bulgar hududunda bunlar yani. Tabii. Bir okul açılışı yaptı desin ya. Eğitim yılı açılışı yaptı desin. Veya daha başka... ...köylerde. Tabii. E, valilerimiz gidebilirler pekala hiçbir zamanda onlar için bir nakise değildir. İşlerini de aksatmaz. O köye gidinceye kadar her zaman rutinlerinde görmedikleri bazı aksaklıklar görebilirler. Efendim sel seylap olduğunda ancak gidip de bakıyoruz. Ya buralar kardeşim niye hiç görmediniz mi falan. E, vali bakmazsa ildeki müdürler de kendilerle ilgili yerlere bakmayabilirler en azından onlara bunu duyurması lazım. Yani eğitim yılı başlarken bundan sonrası gelin Türkiye öyle Ankara, İstanbul, İzmir falan filanla uğraşmasın. Yani <laughs> bunun bir ya. e, karşıtı kimse olarak söylemiyorum bunu. Evet, anladım. Bir ağabeyleri e, olarak bir yol gösteriyorsunuz. Köylerinde ya. başkalaşmadıklarını anlasınlar. Evet. Sonra da oturup ağlanıyoruz köyde. Beş aile kaldı. Onlar da yazın geliyorlar, kışın onlar da kapıyı kapatıp gidiyorlar. Ötekel, ötekileştirmek gibi anlaşılıyor. Köyde evet. hakikaten öyle. Evet, evet. Tabii. Şimdi bu. Bir de e, öğretmen yetiştirmede ha ona... Türkiye bazı bir şeyler de, değiştirdi. Sistem geliştirdi. Üniversitelerimiz bolluşunca eğitim fakültelerinden öğretmen vermeye başladı. E, bazı yayın organlarına bakıyorum. ...ya bu öğretmen yetiştirmede... ...bizim herhalde bir hatamız var falan filan. Sürekli pompalıyorlar değil mi? Pompalıyorlar. Yani... ...bir sistem sistem ararken... ...bazıları da... ...dil ucuyla... ...köy enstitülerini dillendirmeye çalışıyorlar. Şu tarihte. Tabii. Evet evet. Çok enteresan. Bugün, bugün için. Şimdi benim rahmetli dedem... ...Maruf Efendi derdi ki... ...ya bu ben <laughs> okula gittim... ...üçüncü günde kaçtım dedi... Aklım ermedi dedi. Niye dedi dedim. Ya ne bileyim dedi. Yani sanki bana böyle biraz doktorluk, biraz rahatçılık, biraz da öğretmenlik. Ya böyle bir şey olmaz dedi. Marangozluk. Yani. Marangozluk var. her şeyi var. Ama hepsinden azıcık. Ama atalarımız da derdi ki atalarımız da demişler ki yarım doktor insanı candan, Yarın yarım alim, alim adamı imandan eder diye. baktım. Eder. Evet baktım ki ben kaçtım dedi okuldan dedi ya. <laughs> en küçük evet. çocuk. Kaçmış hakikaten. Ama şimdi tıp fakültelerimiz var. Efendim ben söyleyeyim... E, ...ne var? Eğitim fakültelerimiz var. Ziraat evet. fakültelerimiz var. Mühendis yetiştiriyoruz, doktor yetiştiriyoruz... ...öğretmen yetiştiriyoruz evet. ama... ...geçen gün ben devam edeyim de arz edeyim... E, ...TRT'yi izliyordum ya. Baktım Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Bey var. E, Ziya Selçuk... O da bir mı? köy çocuğu yani. Evet, profesör. Ama sahada da ciddi bir başarısı var. Okullar açmış birisi... Diyor ki sosyal medyada demin dediğiniz gibi sosyal medyada e, bir beklenti oluştu diyor. Benim bir şey yapmamı istiyorlar bekliyorlar. Benim bir şey yapmam lazım ama diyor ben diyor sahaya bakarım yani ben bilim adamıyım bir veriye göre hareket etmem lazım. 15 Ekim'de görüp bakacağım ona göre vizyon belgemizi açıklayacağız dedikten sonra. Ee, nasıl öğretmen yetişir? Öğretmenlerimiz yeterli mi? Bu konuda tartışmalar var. Sorusuna karşı da diyor ki eski öğretmen okullarının e, okulları tarzında öğretmen yetiştirmek istiyoruz diyor. Ona benzer diyor kaliteli öğretmen. Şimdi eski öğretmen okulları deyince dikkatimi çekti. Eğitim enstitüleri. Benim akım oraya kadar gitti ama sonra da onlar öğretmen liseleri oldu. Sonra eğitim fakülteleri, eğitim enstitüleri de oldu. Enstitüleri, İki Evet. Enstitülerinde esas bir netice almaya çalıştılar. Evet. Sağ sol hareketi girince <laughs> yani neresi kimin üssüdür denmeye başladı. Buyurun. Evet. Şimdi Ve bir şey, filan filan ildeki il ismi vermeyeyim. Evet. Bildiğim şeyler de filan ildeki bir öğretmen eğer öğrencisine kendisini çok sevdirdiyse eğitim üsteki onu başka bir ildeki başka bir fikrin üssü şeklinde ...bir ağırlığı olan yere gönderip... ...orada imha ettirmeye çalıştılar. Adam devşiriyor Adamın İm görevi o. İmha Tabii. ettirmeye çalışıyorlar. Tabii. Doğru doğru. Rahmetli Arvasi, Ahmet Arvasi Bey'in... ...böyle bir şeye muhatap olduğunu... ...çalıştığı il... ...sonra gönderildiği il... evet, ...gönderildiği ilde de... ...ciddi ciddi hazırlıklar varken... ...efendim başka bir yerden... ...raporlar almak suretiyle... Tayini de tabii çıkmış. Gayet tabii. Muhasebesat haberini almış, gelip katılışını yapacak. Katılışını yapar yapmaz hemen gelip başka bir ilçeden e, rapor almak suretiyle hayatı kurtuldu adamcağızın. Ya. Ama sonra makinesi başında e, yazarken tektikir. Tıkır tıkır evet. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Bu e, e, şekilde sürgünlere ya da takibe uğrayanlar da var. Bravo, kendisini sevdiren yani insanlar Yani Konya'daki tabii. mesela eğitim Enstitüsü... Evet çok kıymetli insanlar yetiştirdi. <laughs> Diyecekler ki şimdi o ötekini savunanlar ya Hasan olan da çok ödemli adamlar yetiştirdi. Köy ensülenle mezun olanlardan 8-10 tane bakan çıktı Atavullah Bey. Türkiye Cumhuriyeti. Evet evet. Evet. Ama ben Aa. bir bakan hatırlıyorum. Var var. O da marifle ilgili diyor ki yani şu marif olmazsa ayrı, ne der. kadar güzel idare edilir diye. O ayrı, o diye. ayrı canım. O sıkılmış herhalde okullardan ha, okullaşmadan sıkılmış. Duymadınız mı Mustafa Üstündağ falan? Ha evet. Öyle mi? Tabii canım. Köy Kaç tane say? tabii. Kaç tane say? Nedir köy enstitülerin formatını? Ben biraz önce dedemden bir şeyler aktardım ama. ...hepsinden ezcük derler ya Anadolu'dan... ...ya yani <laughs> inşallah oraya doğru gitmeyiz değil mi bu? Yani, <laughs> Eski öğretmen okulları de, deyince... Bilmiyorum da... <laughs> evet. E, ...gel o konuya girmesek derim ben. Peki efendim ama Milli Eğitim Bakanı da... ...Sayın Ziya Bey de çok... Bir yaradır çok, bu. Çok sıkı, hayır çok bunalmış diyor ki... ...sosyal medya üzerinde... ...çok ciddi bir beklenti oluştu... ...sanki adamı bir yöne doğru, bir yere doğru yönlendirme ya da sıkıştırmaya çalışıyorlar. O da diyor ki ya arkadaşlar bir bakın bir bakayım bir durayım ne var ne yok bir envanteni çıkaralım der gibi bir durumu var yani. Bizim iki ev ötemizde memlekette bir öğretmen vardı. Gezici öğretmen. Adı neymiş? Gezici öğretmen. Köy enstitü mezunu. Çok böyle ciddi görünüşlü, asık suratlı, hiç öyle bizlere falan çocuk olarak görüp de yavrum nasılsınız bakayım nerede okuyorsunuz kaça gidiyorsunuz falan. Bana... Hiç, hiç 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 hiç. Hiç yüzümüze hiç, bakmamıştır. İyi ki öyleymiş. Evet. <laughs> Aa, bir atı var. Zaman zaman atını çıkarır evin önünde işte tımar falan filan işiyle uğraşır. Ve kendisine de ilçenin 43 köyünden 10 kadar köy verilmiş. O köyün tek eğitisi bu adam. Gider her köyde bir veya iki gün kalır. Beş sınıfı da okutur. Okula gelenlerden, okul çağında olanlardan. Hepsi mi geliyor? Yok canım. Kimi bulursa ne yapayım ben kardeşim ya? Vermiyor babası, anası. Hele kız çocuğunu eğitime vermemeyi şu anda böyle e, getirmişler. İslamiyet'in bir engeli ha. eğitimdeki bir engel olarak satmaya çalışıyorlar şimdi. Pazarlıyorlar. Evet. Evet. İslamiyetten olmuş. Ne münasebet ya? Ben İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Sözünüzü balla kesiyorum. İstanbul. Ee, belki birlikte değil ama okutulmuş. Böyle duvarda şeyler gördüm. Ayrıklar gördüm, perde şeklinde. İzler var canım. Evet. Abdülhamit zamanında. Hanımların okuduğu salonlar, beylerin okuduğu salonlar, eğitim yoktur ya da okutulmamıştır. Tamamen iftiradır. Ben orada canlı şeyini gördüm. İzlerine rastladık. Alman hocaları getirmişler. Atatürk Bey tabii canım. Dil hocaları vesaire. Fransızca İnaz mektepleri bilimler. var evet. Osmanlı'nın. İnaz mektebi ne demek? Kızlar mektebi demek. Evet. Efendim kız erkek. Vay siz tekrar kız erkeğe ayırıyor musunuz? Allah Allah. <laughs> ya, şimdi bir şey söyleyeceğim. Amin Kardeşim <laughs> futbol takımında kız futbol takımını ayrı yapıyorsun. Evet. Yapıyor mu? Evet. Yapıyorsun. Özürler, paralimpik şeylerde, Tabii. yarışmalarda hepsi kız ve erkekler ayrı yarışıyor. Atletizmde hepsi ayrı yarışıyor. Daha bunun gibi yüzlerce kız ve erkeğin ayrı sınandığı yerler var. Evet. Güç, kafa, beyin hususunda. Peki sizin derdiniz ne? Aa onu öyle yapınca hani erkek kızı görmesin haram olur din. Bak İslamiyet giriyor buraya. ba 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 ba. ...nasıl bir fitne. E, Yahudi okullarında kız erkek ayrı okuyor. Evet. Hayır, Avrupa'da Amerika'da da örnekleri var. Farklı örnekleri var. Şey var mesela Kuleli'de mi okudunuz efendim? Evet. Asker kökenliyiz. Orada bir tane kız lisesi var. Kandilli. Kandilli kız lisesi. Evet. Duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama... ...ben size biraz magazin olsun... ...sirillendirdim sizi. <laughs> bir şey var. Deniz'in kenarında bir okul var. Çok da eski mezunları var. Beşiktaş'ta ya. Şimdi bilmem ne erkek lisesi yazıyor. Evet. Oraya tabii kızlar kayıt yaparken. Kabataş. Evet, Kabataş. Çok zorlanmışlar. Evet ya işte burada erkek lisesi yazılıyor. Biz de buraya kayıt kayıt olursak, gidersek, okursak veliler ne derler? Ya bu kızlar kız değil mi yoksa falan gibi dedikodular çıkar falan. Şimdi bunlar tartışılıyor. <laughs> Magazin ama işin gerçeği böyle. Erkek lisesi, kız liselerimiz var. Öteden beri var. Evet. Ama bunları şimdi farklı bir şekilde yorumlamak bilemiyorum. Efendim kısa bir reklam arasından sonra araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı ile konumuzu sürdüreceğiz efendim. Evet sevgili dinleyiciler Söz Sözü Açtı programında tekrar birlikteyiz. Araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı konuğum. Efendim valiler e, neyse devlet büyükleri mahallinde valiler devlet büyükleri okul açılışlarına gitsinler eğitim yılları başında efendim. Nereye? Öğretim eğitim yılları başında. E, en ücra köylerimize, evet. en hudut köylerimize efendim. Öbür tarafta okullar olmasaydı Marif ne güzel idare edilirdi. Yani mi, Marif demek milli eğitim. Evet. Ee, ne güzel idare edilirdi bir eski milli eğitim bakanımızı hatırlattık. Bir de dedemden bir hatıra anlattım. Ben okula gittim ama baktım her şeyden biraz öğretiyorlar. Tam öğretemiyorlar. Ee, aklıma efendim işte eski e, ne derler? Ee, az e, bilen doktor candan. ...bilmeyen ya da az bilen... ...imam ya da hoca imandan eder... ...korkusuyla okuldan kaçtım diyor. Böyle de bir hatırayı anlattık. Şimdi efendim... ...kasırgalara geliyoruz. Kasırgalara geliyoruz da... <laughs> ...rahmetli Ahmet Arvası Bey'i... Evet. ...andık. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan... ...bir şey nakledeyim de bu eğitimle ilgili. Tabii buyurun efendim. Ondan sonra... ...kasırgalara geçelim. Hay hay. Kasırgalar niye böyle tokmak gibi... ...gelip Amerika'nın tepesinde patlıyor? Çok önemli. Evet. Ha, hikmet ilahi, o ayrı bir hadise. Evet. Ama burada da bir ders çıkarmak lazım canım. Yeah. Evet, çünkü Allahü Teala sizden öncekilere ne olduğunu inceleyin, başlarına gelenleri inceleyin, ondan ders alın buyuruyor. Yani tarihi emrediyor Allahü Teala. Bakın da siz de o hallere düşmeyin anlamına. Ahmet Arvasi Bey bir köye öğretmen olarak gidiyor. ...ilk öğretmen çıktıktan sonra. Köy... ...Doğu'da bir köy. Ağrı tarafında. O müellim bey... ...hoş geldin diyorlar. Ya ben muallimim... ...niye müellim bey diyorlar. Herhalde diyor bunların dilleri böyle dönüyor falan. Şive, yöre, yöre böyle şeyler Bir, iki, üç, beş... ...orada... ...muallim bey... ...bir ay sonra... Bakıyor ki köylüler kendilerine muallim bey diyorlar. Müellim gitmiş. Müellim değil mi? Diksiyon dersine gitmişler, muallim diyorlar. <laughs> Diksiyon dersi de görmemişler <laughs> bu insanlar. Evet, çok enteresan ya. O söyleyen yaşlıya diyor ki ya amca diyor, ben buraya geldiğimde benim adım müellim aşağı, müellim yukarıydı. Kendisi de doğu bayasıydı biliyorsunuz. Evet. Ağırlık. Yani o da doğru adamı. Şimdi bana muallim demeye başladınız diyor. Yok bey diyorlar bir şey yok falan. Yok yok diyor. Bunda bir şey hissediyorum ama nedir bu diyor. Vallahi efendim diyorlar. Sizden önce köyümüze gelen her öğretmen bize talebelerin öğrenmesi hususunda en akıllı adam gibi çok ızdırap verdi. Elem verdi bize. Biz de müellim dedik. Elem verici dedik ona. Ya. ya Buyurun efendim. Haydi bakalım. Baktık ki siz bizi insan yerine koyuyorsunuz. Fikirlerimizi dinliyorsunuz. Kahvemize gelip çayımızı içiyorsunuz. Masamıza oturuyorsunuz. Evlatlarımıza da güzel şeyler öğretiyorsunuz. Ha siz müellim değilsiniz. Siz bu köye geldiniz, biz rahat ettik. Elem çekmekten kurtulduk, muallimsiniz siz. Onun için biz muallim diyoruz. Yoksa, muallime muallim denileceğini biliyoruz. Ama gelen, kendisini muallim değil, müellim olarak bize sununca, biz de plakasını, öyle demiyorlar tabii de, <laughs> biz de plakasını ona göre verdik diyorlar. Allah rahmet eylesin. Amin. O amcaları da, <laughs> Ahmet Arbasi Bey'e de. Şimdi efendim, Amerikan ekonomisini biz küçükken derlerdi ki ya o, Amerika'da yemek yiyince tabağa atıyorlarmış. Ya ne akılsız adamlar derdim ya. Bizde de o zamanlar yemek tabaklarımız efendim yıkanıyor. Sabunda doğru dürüst bulunmuyor. Ocaktan çıkan odun külüyle şöyle bir rahmet annem oğuyor onları. Pırıl pırıl yağma kalmıyor. Efendim. Bizim temizlik şeyimiz o ve bir kap belki bin defa yıkanıyor, on bin defa yıkanıyor kabın delininceye kadar. Ama bunlar kaldırıp tabağa atıyorlarmış, Ne ah, akılsız adamlar falan. Yok yok derdi başımızdaki kimseler. Onlar israf ekonomisiyle bütün makinaları çalıştırıyorlar. Dolayısıyla da refah içindeler. Bizi böyle inandırdılar ya Atallah Bey. Evet. Tabii o konularda yani böyle söylerlerken ...dini bir ölçüleri de yoktu. Daha doğrusu... ...bizim de yetiştiğimizde dini bir ölçülerimiz yoktu. Evet. İsraf haramdırı bize öğretmediler o zaman. Ben liseye gelinceye kadar... ...israf haramdırı öğrenmedim. Ama... ...yani korka korka... ...rahmetli annem... ...oğlum o salkım kalmasın çubukta... ...sonra arkamızdan ağlar. Salkımdı... ...ağlamasın diye üzüm taneleri... Onları koparırdım sepete koyardım. Yere bir lokma düşse yavrum ağlar bak günah olur. Al onu. Ama israf haramdır. Lafını telaffuz edemiyorlardı. Dini dini kelimeleri telaffuz ederlerse dini bir şey öğretiyormuş olur da karakola götürürler içeri diye korkuyorlar. Ha, o terminolojiyi kullanmıyor, evet. o terimleri kullanmıyor. Tabii. Evet. Bina olur. A'lar vesaire. Hayda. Böyle. Şimdi Amerika israftan batıyor. Evet. Şu anda güzel, güzel batıyor. 2000 yılından itibaren yani W. Bush'un birinci başkanlığından itibaren sonra 2002'den sonra e, efendim ikinci başkanlığı başladığından itibaren Amerika'yı vuran kasırgalara şöyle bir baktım Atallah Bey. Evet. Sanki e, ders programı gibi her sene Temmuz, Ağustos gecikirse Eylül biraz daha gecikirse Ekim aylarında. Ama olur. Evet, Okyanustan kalkan bir kasırga, kimine hortum diyorlar, kimine kasırga diyorlar, daha başka şeyler de söylüyorlar. Kalkıyor, ilerliyor Amerika'ya doğru, Batıya doğru ilerliyor. İlerledikçe hız kazanıyor, hız kazandıkça daha çabuk gidiyor. 350 kilometreye hızı çıkan kasırga var. Yani yukarıda uçan uçakta giderken pencereniz açılsa o rüzgar size ne yaparsa o kasırgalarda bunu yapıyor. Dört veya beş her yılda evet. buştan itibaren öyle ki Charlie kasırgasıyla başladım benim araştırmam 2004'ten itibaren 240 kilometre hızla vurdu Amerika'ya. Amerika'nın batı sahillerine vuruyor. Daha doğrusu doğu sahillerine vuruyor. Doğudan geldiği için. Doğu sahillerine vururken eğer biraz aşağıya Orta Amerika'ya doğru yanaştıysa kasırga geliyor sahildeki toprak kara parçasına çarpınca hızı düşmeye başlıyor. Ama bu sefer yağışla bir afat halinde insanları hem evlerini yıkıyor o düşük hızıyla hız düşük ama yumruk güçlü. Niye? Yağış var. Ağırlığı fazla gene o darbenin. Hızı düşük ama ağırlığı fazla. Yıkıcı oluyor ve yıkıyor. İnsanlar boğuyor. Biraz daha ilerleyince karada biraz daha hızı düşüyor. Bir bakıyor ki orada Panama, Meksika körfezinin oralarda tekrar denize ulaşanlar oluyor bunların. O kasırga çok öldürücü oluyor. Denizden bir daha takviye alıyor. Doping alıyor yani. Şimdi Amerika'yı vuruyor, dönüyor Filipinlere diyor. Sonra Japonya'ya. Filipinler Japonya bu seneki iki iki tarafa gitti. Öyle mi? Emir iki tarafa demek ki. Allah Teala öyle emretti. Çok enteresan bir şey. Birisi Japonya'ya doğru gidiyor. Evet. Birisi de Amerika'ya doğru geliyor. Hmm. Ve her bir kasırganın vuruşunda 100 ila 200 milyar liralık hasar meydana geliyor. Bunlar resmi edi, tespit edilebilenler. 170 milyar dolar gibi bir rakamdan Bu son. Rakamdan son. Florens. Evet. Florence Nightingale'den hmm, evet. aklımda kalıyor Doğru. benim. Florence, Florence. kasırgası. O Nightingale'de Kırım Harbi'nde hmm. Osmanlı'nın askerinin katilliğini yapmış birisidir. Bizde de onun adını taşıyan bir hastanemiz vardır. Öyle mi? Evet Hastane efendim. Hastane ondan dolayı mı? Tabii. Florence Nightingale o kadın ismidir. Hmm. Kadın yani sıradan bir hemşire değil. Askerimizin krali mi o? Oo. Nereden Abi. efendim? Kat Selim yakıştasında, Selim Yakışlası'nda 1853-56 evet. yılları arasında devam eden Kırım harbinde evet. 50 bin İngiliz askeri geldi. Evet. Ama savaşmadılar. Gemilerinde, gemide de hep kalamayacaklar. İstanbul'daki 10 tane askeri kışlayı, kuleli kışlası dahil, bu gelen misafirlerimize sunduk. Selimiye dahil. Selimiye dahil. Buralarda kalıyorlar. Hep denize yakın kışlalarda kaldılar. O denize nazır. Biz dediler, Boğazda yani. biz dediler İngiliziz. Hı -hı. Batılıyız. Evet. Medeniyiz. Sizin gibi yüz kişi bir koğuşta yatmayız. Tabii. Askerimize insan muamelesi yaparız biz. Bu koğuşlar iyi. Ferah yükseklikte de falan iyi. E burada dört kişi bilemedin. Beş kişi yatsın. Evet. Selimiye ile Kuleli'nin birer bölümünü de Denize bakan bölümünü de askeri hastane yaptılar. Gerek gelip de İstanbul'da bekleyen askerlerden hastalananlar, yaralananlar olabilir. Gerekse Cephe'ye gidenlerden yaralılar gelebilir diye hastane. Selimiye'deki hastanenin hemşiresi de gönüllü hemşire, Florence Nightingale. İsim bu. Evet, bu kadın bir yıla yakın müddet Selimiye'nin bugün harem otobüs terminallerine bakan köşedeki evet. şöyle Selimiye'yi karşımıza alıp denizi arkamıza alınca sağ köşedeki denize yakın kulübede odası vardı. Kulesinde yani kuleler var ya Selimiye'nin. Kulelinin de var iki kulesi. Neredeyse onunla var, dört tane boğazın kule. her tarafını görüyorsunuz. Görüyor. Evet. Orada odası vardı. Bu hemşirenin sırrı ne yani? Gece gelen Özelliği ne hiçbir yani? Osmanlı askeri, Osmanlı askeri de gelirdi oraya. Ha. Hasta gelirdi, yaralı gelirdi. Dizanteri İstanbul'da çok yayıldı. Evet. Askeri kışlara boşalınca Osmanlı askerini çadıra çıkarttılar. Bu uzun hikaye. Evet. Ve mutfaklar sağlıklı değil. Helalar sağlıklı değil. Banyolar sağlıklı değil. Yediği, içtiği gıdalar temiz olmayınca dizanteriye yakalandı. 10 bine yakın Osmanlı askeri kaybettik. Misafirlere kışlayı açmaktan Atavullah Bey. İyi de bu, bu şey e, bu kadında hemşire, bu kadında iğne yapıyor. Bakardı. Sade iğne yapmıyor. Ya. Gerektiğinde kol kuvvetinde kaslarım çalışsın ki güçlensin diyor. Duvarlara vura vura kafalarını öldürdüğü askerler var. Allah Allah. Israr ettiyse. Diyor ki gece ben açamam bu kapıyı. Ya cepheden geliyoruz, nasıl açamazsın? Acil, geceleyin hasta almasa ne oluyor? Hı. Sıkıntı olur. Diyor ki, o ağaçların altında uzanın, sabaha kadar bekleyin. Çok ağaç altında askerimiz doktora görülemeden ölmüştür. Ha, bu şekilde yani. Selimiye'nin bahçesi, İh ihmal dış ederek. bahçesinin dili olsa da o ağaçların söylese. Onlardan onu görenler vardır o ağaçlarda. Sadece ihmal ederek mi, bakmayarak mı, görevini yapmayarak mı? Kasten, kasten, kasten almıyordu. Anladım. Alması lazım, almıyordu. Eğer birisi çok ısrar ederse... ...yakarım, yıkarım, bilmem ne falan filan... ...on daha o zaman gel sen bakalım diyordu. İçeride kafasını vura vura... ...sabahleyin doktor efendim çok berbat vaziyette geldiydi. Buyurun. Müdahale ettim ama öldü. Buyurun. İşte o kasırga şimdi... Hmm. Bize gönderdikleri Nightingale kasırgası orada Florence olarak geldi. Şimdi yıl yani, belli mi o yıl 1950'ler değil mi? 53'ler mi? 1853 Tabii, 56. 1853 pardon. 53 56 Abdülmecid Han zamanı. Hmm. Evet efendim. Şimdi bu Florence kasırgası Florida ve civarındaki birkaç eyaleti vurmaya başladı. Vuruyor şimdi. Evet. Şimdiden 170 milyarlık bir zarar. Evet. Tabi bu allah Teala'nın verdiği bir afat. Ben o olsun demiyorum. Haşa onun için söylemiyorum. Evet tabi çocuklar var. Yani Amerika'daki Amerika'daki ya. Müslümanları da diğer din mensuplarında allah Teala'nın kulu olarak bu zararlardan korunması için yapılacak şeyi tavsiye etmek istiyorum. Evet. Milyonlarca mülteci ve hepsini Müslüman bir mültecilerin çok dikkat çekici. Milyonlarca mülteci Libya üzerinden olsun, işte Mısır Mısır'dan da belki geliyor da oradan pek ses çıkmıyor. Türkiye üzerinden olsun, yani Akdeniz'den olsun Karadeniz'den geçemiyorlar Türkiye e, o tarafı sıkı tutuyor. Ama Akdeniz bizim gölümüz olsa bize de geçemez. De, Akdeniz'de bir sürü memleket var. Milletler var, devletler var. Buralardan kucağını açmamış olan ve gelmeyin diye bağıran Avrupa'nın üstüne üstüne gidiyorlar. Amerika her sene yeşil kartla mülteciyi mülteci almaya kalkardı. Mülteci almıyor şimdi. Müslüman ülkelerde mülteci almayacağım diye Trump'ın kararnamesi var. Evet. Yani Müslümanlara karşı Amerika Trump zamanında çok kesin bir tavır koydu. Bu kadar insan niye kaçıyor peki memleketinden? Ben memleketimi bırakıp gelmezdim. Yani geçimim orada sağlanacak olsaydı ben de bugün burada olmazdım. Rızk meselesi tabii bu. Bu insanlar doyuramıyor ailelerini. Çocuklarını doyuramıyor. Afrika'nın yarısını doğal park olarak ilan etmişin vahşi hayat için oraları ekemiyor dikemiyor adamlar ekemiyor dikemiyor bir sığır sürüsü besleyemiyor geliyor kaplanlar parçalıyor bekçilerde koymuşum bura doğal park niye e senin memleketinde doğal park olsun yok orada geyikler işte yollara falan fırlıyorsa geyik vurma izni çıkarıyor başka bir şey yok bu adamlar aç. Peki Avrupa ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Bu insanların ülkesinin yeraltı yer yerüstü bütün zenginliklerini bir yolla affedersiniz hap yap para kap sistemiyle ellerinden alıyor. Kendilerinde de obezite yüzde altmışlara çıkmış. 200 kiloluk insanı görmek Amerika'da zor bir şey değil. Böyle yürüyen tank gibi gidiyor. Evet. Bu adam bir şey buluyor da yiyor yani. Hormon bozukluğu falan öbür, demeyin. Öbür tarafta açlıktan nefesi kokan insanlar ya kadar. Sömürdükleri milletler, Peki. halklar, devletler. Evet. Sömürülen insan ya. indi ilahide çok ah ediyorlar. Bunların ahıyla Allahu Teala evet insanlara dua ediniz buyuruyor Allahu Teala. İsteyin benden diyor. İsteyin veririm. Öyle vadi ilahisi var. Ya Rabbi biz bunaldık, daraldık. Bize yardım et. Ha sizi kim sömürüyor filan yer. Kasırgalardan Amerika 18 senedir yemediği tokat kalmamış. Efendim bu işte küresel ısınmada evet iklim değişiklikleri de evet bundan bile rant elde etmeye çalıştığı Amerikalı profesörleri konuşturmak suretiyle. Amerikalılar ve Avrupalılar. Kutuplar eridi, 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 eridi. Hiç kalmadı, buz gitti falan filan. Haydi ona ait... ...çeşitli malzemelerin piyasaya sürülmesi. Bu insanların... ...ellerindeki... ...yiyeceği, içeceği... ...şeyleri... ...üretim sahalarına... ...el koydukları müddetçe... ...Amerika bu felaketten kurtulamayacak. Şimdi... 5 milyon kişiyi Amerika... ...Florence kasırgası dolayısıyla... ...evlerinde... ...terk etme emri verdi. Evlerinizden ayrılın dedi. Evet. Lüks cipleriyle... ...araçlarıyla yollara düştüler. Düştüler. Evet. Beri tarafta da... ...yine Amerika'nın... ...Suriye'de ve Irak'ta... ...desteklediği... ...adı ağza alınmayacak... ...ahlakende alınmayacak vahşet yönünden de alınmayacak terör örgütlerine 5 bin tır, 10 bin tır silah ve malzeme yardımı yapıyor. Sadece İdlib'deki iki buçuk veya 3 milyon kişinin her an göçme ihtimali var. Yollara dizildiler bile. Eğer Türkiye sahip çıkmasa, Türkiye efendim Rusya ile görüşüp İran'la görüşüp de bu konularda ya şuraya bir çözüm bulalım. Bu insanların yurdu yuvası dağılmasın demese evet. İdlib çoktan gelmişti. Hatay'da oturacak yer kalmayacaktı ...Ataullah Bey. Ben hududu kapattım diyor Türkiye. Sizi alamayız diyor. Peki adam kendini ateşe atarsa ne olacak? Acıyacak alacak Türkiye'ye göre. Dün bir tane profesör televizyona çıktı konuştu. Evet çok beğendiğim birisi de çok özet bir şey söyledi. Dedi çok basit dedi. Oradaki terör örgütlerini Amerika Batı kurdu dedi. Örtülü savaş sürdürüyor dedi. Bir de dedi. Terörist... Taliban'ı mı kurdu dedi? Yani DAEŞ. Taliban'ı kurdu canım. Tabii tabii. Taliban'a. Ruslara yönelik. Kendi pasaportlarını toplayıp evet. Amerikan pasaportu veren Amerika Taliban'ı Ruslara karşı savaştırmak istedi. Maaşa bağladı. Evet. Yani adam diyor ki Caşın Hoca diyor ki ya terör örgütlerini ve terörist devlet başkanını buradan alacaksın. Suriye bir ve beraber olacak. Yeni demokrasiyle rejimle yoluna devam Tabii. edecek. Problemler hal Ya Tabii. Rusya ile Türkiye omuz omuza verse bu işi halleder. Terör örgütlerini dışarı gönder. Amerika'da gönder. Tabii. Aa senin desteklediğin bu oldu. askerlerin, kıtaların, evet. yaşlı <laughs> kıtaların. Evet. Aa de şeye de İran'a diyecekler. Buyur sen Beşar Esad'ı çok seviyordun. Al şunu bitti gitti Suriye'de konu hallolur gider dedi. Ben bunu Caş'ın Hoca'dan dinledim. Bu kadar formalize etmiş adam. Evet sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Araştırmacı tarihçi yazar Bedeller tarih bedelliler teslim oldu değil mi Allah. Eden teslim oldu efendim. Peki bedellere mikrofon uzattılar. Evet. Dediler ki efendim şafak kaç? <laughs> <laughs> şafak 24 demişti. Şey pardon. 21. <laughs> 21. 21 dedi. Evet. Halbuki Şafak kaç diye sorduğunda asker o günü geçti bilir. Deme efendim. 20 demesi lazımdı. Onu bile şey e bunlar da kuş tabii mecburen. <laughs> bu esnide. Hayırlı olsun diyoruz. Evet hayırlı evet. olsun. Ve çok evet. isabetli yapıldığı görülüyor bunun. Evet. Hiç olmasa birikmiş asker sayısının yüzde onu. Evet evet. 5 milyonun 500 Hı. bini evet. aman ben bu askerliğimi yapayım dedi. Bu çok memnuniyet verici. Tabii. E, Ruhende mutlu oldular. Evet. Vazifesini evet. yaptılar. Efendim Çok teşekkür ederiz. Ben Ataullah Arvas. Önümüzdeki hafta buluşmak e, ümidiyle. Şimdilik Allah'a ısmarladık.